Herkese merhabalar. Teknoöğrenim'e tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsınız geçtiğimiz videolarda size Raspberry Pi'nin 8 GB'lık versiyonundan bahsetmiştim. Bu versiyon yaklaşık 3-4 gün önce kadar elime geçti. Fakat fırsatını bulup henüz ben de kutusunu açamadım. Şimdi hep beraberce Sun Market'ten gelen kutuyu açalım. Genelde Sun Market'in standart kutusudur arkadaşlar. Bu şekilde gelir. Faturanız ve ürünlerinizle beraber. Aslında biraz heyecanlıyım açıkçası. Böyle açıyoruz öyle. Evet. Basit ve net arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz daha yaklaşacağım. Arkadaşlar şimdi yeni modelden bahsedecek olursak genel olarak görünüşte, şekilde ya da işlemcide vesairede bir değişiklik yok. Sadece şurada görmüş olduğunuz RAM çipinde bir artış var. Yani bir önceki versiyonlarımız 1, 2 ve 4 iken bu 8 GB olarak üretilmeye başlandı. Onun dışında yine şurada göstereceğim bir şöyle çevireceğim. Şimdi şu yüz şeklinde bir çip grubu var görüyorsunuz. Şu ikisi ve şundan bahsediyorum. Bu ekleme yapılmış. Yani elinizdeki varsayılan yani halihazırda kullandığınız Raspberry Pi 4 case'lerini, kutularını kullanmaya devam edebilirsiniz. Şekil olarak bir değişiklik yok. Sadece şu gördüğünüz 3 tane çip var. Bu 3 çip de şu işe yarıyor arkadaşlar. Type-C'den gelen akım belli bir şeyde kalıyordu. Type-C güç konnektörümüzden gelen. RAM'e daha fazla güç sağlamak için bu eklentiyi yapma ihtiyacı duymuşlar. Bu var. Genel olarak bir fark yok. Şöyle Raspberry Pi 4'ü de sökmedim ama şöyle yan yana getirecek olursak birebir aynı gördüğünüz gibi. Bunu henüz sökmedim. Şimdi dilerseniz bunu 64 bit yazılımla bir çalıştırıp beraberce görelim. Evet arkadaşlar, cihazı kısaca gördük. Şimdi dilerseniz microSD kartımıza nasıl Raspberry Pi OS yani eski adıyla Raspbian kuracağımızı görelim. Şimdi orijinalde şu an 64 bit beta sürümünde. Ben önce 32 biti göstereceğim size ama bugün 64 biti kuracağız beraberce. 32 biti tekrar göstermek gerekirse raspberrypi.org/downloads'a geldiğinizde arkadaşlar burada Raspberry Pi Imager for Windows var. İsterseniz buradan da direkt indirip ISO'larını da indirip kurabilirsiniz. Etcher ya da Rufus tarzı ekstra programlarla ama buradan Imager'ı indirdiğiniz takdirde arkadaşlar şöyle geleceğim. Imager'ı kurduğunuz takdirde bu kurulum dosyası şu çıkacak karşımıza. Şimdi buradan Choose OS diyorsunuz. Burada 32 bit işte LibreElect'tir, Ubuntu'dur hepsi var arkadaşlar. Hatta biraz değinmek istiyorum. 32 bitin standart desktop versiyonu arkadaşlar bu. İlk karşınıza çıkan. Ama biz eğer buradan kurulum yapıyorsanız size tavsiyem burada bakın şurada Other var. Other'a girdiğiniz takdirde burada Raspberry Pi OS Lite var. Bu Lite versiyon arkadaşlar desktop yok. Bunda server ya da benzeri uygulamalar için kullanmak için şey yapabilirsiniz bunu. Kurabilirsiniz. Boyut olarak çok ufak 0,4 GB. Bir de Raspberry Pi OS Full var. Bu arkadaşlar ana sayfadaki şundan farklı olarak birçok programla beraber geliyor. Ofisinden tutun işte bildiğim kadarıyla GIMP gibi bir sürü paket programla beraber geliyor. Bunu tavsiye ederim. En azından hani aplikasyon aramak durumunda kalmazsınız. Bunu kurabilirsiniz. Aynı zamanda ben bir de şurada size Ubuntu'yu göstermek istiyorum. Ubuntu'nun da bakın 20 versiyonu da dahil olmak üzere Ubuntu 20.04'te olmak üzere versiyonları var. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam desktop olmayan versiyonları. Bunları kuruyorsunuz. Bunları daha sonra internetten tamamlıyorsunuz internete bağlanmak suretiyle. Şimdi gelelim asıl olayımıza. 64 bit versiyonun ben daha önce size adresini vermiştim ama bu videonun altına tekrar vereceğim. Şurada Download Here tıkladığınız takdirde size 1 GB civarında bir bu dosya indirecek. Bir de balena.io/etcher'a geldiğiniz takdirde arkadaşlar buradan buna direkt tıklayarak kurulum dosyasını ya da şuradan seçerek Portable'ını ya da macOS kullanıyorsunuz macOS'unu, Linux kullanıyorsunuz arkadaşlar. Linux versiyonlarını da buradan indirebiliyorsunuz. Ben halihazırda indirdim. Şimdi 16 GB'lık Toshiba bir kartım var. Bunu microSD kart okuyucuma takıyorum.
Balen Etcher'ı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu portable versiyonu. Etcher'ı çalıştırdıktan sonra buradan arkadaşlar flash from URL diyor. Burada arkadaşlar masa üstüne geliyorum. Seçiyorum. Ondan sonra da kart okuyucumu teyit ediyorum. Evet. Ve flash diyorum. Gelen uyarıya evet dedikten sonra başlıyor. Yaklaşık takriben bir 10-15 dakika kadar sürüyor. Bitiminde tekrardan beraberiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yine SD kartımızı takıyoruz. Ben klavye mouse için bir dongle takacağım. Şimdi şuradan ekran, ethernet ve gücü takıyoruz ve cihazımız çalışmaya başlıyor. Evet arkadaşlar biraz ilk açılım tabi ayar yaptığı için Raspberry Pi'miz zaman alıyor ama gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı görüntü olarak bir farkı yok. IP'mizi almış. Desktop diyoruz. Next diyoruz burada. Ülkemizi seçelim buradan hemen. Türkiye. Turkish. Şunu da İstanbul'da kalabilir. İngilizce falan kullanmak istiyor musunuz diyor. Hayır diyoruz. Next. Şimdi ayar yapmaya devam ediyor cihazımız. Bir önceki videoda bunları atlamıştık aslında. Bir noktada da iyi oldu. Şifre girmemizi istiyor. Ben standart basit bir şifre giriyorum. Çünkü tekrar daha sonra sıfırlayacağım bunu. Next diyoruz arkadaşlar. Black Border var mı? Evet, bende Black Border var. Wi-Fi şu an için atlayacağım. Bunu da atlayacağım, update'i. Bunu da daha sonra update bir restart atarım. Şimdi arkadaşlar yani bir şeyin görmedim. Güzel olan güzel bir şey yazılım. Şöyle ben şu arka şeyi değiştirmek istiyorum ama Aurora yapalım mesela. Okey. Daha böyle net olsun. Şöyle açacak olursak programming yani çok bir yazılım yok. Chromium falan var arkadaşlar. Buradan bir girip interneti bir deneyebiliriz. Yeni nesil bilgisayarlar gibi beklemeyin. Tabii ki bu basit bir çip bilgisayar. Kredi kartı boyutunda bir bilgisayar olduğu için biraz zaman alabiliyor. Şöyle tam ekran yapalım. Flash player'lık işimiz yok. YouTube açalım. YouTube.com diyelim. Video izlemesi nasıl ona bakacağız. Biraz yüklemekte güçlük çekiyor. Bu benim internetimden mi kaynaklanıyor yoksa şu an cihazdan mı kestiremiyorum açıkçası. Şöyle Tekno Evrim diyelim. Sayfamıza gidelim. Full screen deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi ben açıkçası daha buna gerçi ayar yapmadığım için biraz da şey var ama 1080p'de görüntüye bakalım. Akıcılık konusunda bir sıkıntı yok. Sesi şu an duyamıyoruz hoparlör bağlı olmadığı için. Ama video loading süreleri biraz zayıf olsa da oynatmasında çok sıkıntı görmüyorum. Bunun alternatifi browserlarda deneyebiliriz. Browserdan da kaynaklanıyor olabilir bu. Programming kısımları var, internet var. Ben size ImageWeaver işte genel olarak böyle arkadaşlar çok bir şeyi yok açıkçası. Bu versiyonda var mı? Ha, Bookshelf. Bu versiyonu Bookshelf'e de koymuşlar. Bookshelf çok güzel bir program arkadaşlar.
Bu online kitap ve dergi okumanızı sağlayan. Biliyorsunuz Raspberry Pi'nin MacPie adı altında bir dergisi var. Buradan bu dergiye ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Şunu sadece bildiğim kadarıyla iki kere tıklıyorsunuz ve download edip sizin için açıyor bunu. Bir örneğini göstermek istiyorum şimdi. Şöyle. Şunu şöyle büyük yaparsak. 94. sayısı. Tabi 64 bit daha kararlı değil. Bundan dolayı da biraz yavaşlık olabilir arkadaşlar. Artı ben buna daha overclock yapmadım. Hız aşırtma yapmadım. Hız aşırtma yapacağız. Tabi bunu niye yapmadım? Çünkü daha soğutucu bir kasası yok. Soğutucu bir kasaya yerleştirdikten sonra, soğutucusunu taktıktan sonra overclock da yapacağız. İlerleyen videolarda overclock'la alakalı işlemleri de size göstereceğim arkadaşlar. Şu an için bu kadar. 64 bit genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir de htap açalım. Bakalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Memori 7.63 GB gösteriyor. Yani 8 GB. İşlemcilerimizin durumu iyi. Şöyle gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdilik göstereceklerim bundan ibaret. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımı takip ederek destek olursanız sevinirim. Videomu da beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.